Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de aylık haftalık nakit akış raporu yapmayı göstereceğim. Önce aylıktan başlayalım. Yani bu yıllık da olabilir. Ben kısa tuttum. O yüzden aylık diyorum. Yoksa tabloyu geniş tutarak siz yıllık nakit akış raporlarınızı da planlayabilirsiniz. Tablom basit aslında. Şöyle işlem tarihi var. İşte banka veya satıcı sütunu var. Tutar sütunu var, vade sütunu var ve açıklaması sütunu var. Burada da bunların genel icmali var. Yani özetini gösteren bir özet bir tablo var. Burada da I2 bütçesinden başlayarak I15'e kadar olan alanda bir formül var. E-topla formülü. Ne işe yarıyordu? E-topla tek kriterli toplam almaya yarıyor. Şöyle ki işte buradaki mesela şu formülde diyoruz ki B sütunundaki kriterlere uygun H2 içeren C sütunundaki rakamları topla diyoruz. Yani bunların toplamını veriyor aslında. Örnek şöyle bakalım. Satıcı X mesela ne kadarmış? Toplamı süzdürdüğümüz zaman 1.134'müş. Buraya bakalım. Bakın 1.134. E topla formülü bu tabloda işimizi görüyor. İşin özeti. Genel ödemelerimizin banka işte kredi ödemesi olsun, hizmet alım, tedarikçi ödemeleri olsun, hepsinin toplamı da 10.150.000'miş. Şuradaki verilere göre. Buradaki bütçenin sarı olma sebebi de burada bir koşullu biçimlendirme var. Bu D sütununda bugünün tarihi olduğu zaman işte şu renge boya gibi bir koşullu biçimlendirme var. Şimdi haftalık nakit akış tablomuza geçelim. Yalnız ben bugünün tarihi burada olduğu için işte bugün haftalıkta olmasın istedim. O yüzden bugünden sonraki günden itibaren başlıyor. Çünkü bugünü burada görüyorum zaten. Bugünün ödemesini. Mesela sadece bu varmış. Şimdi haftalığa geçelim. Haftalıkta da böyle bir tablo yaptım. İşte günün tarihi burada yazıyor. Orada bugün formülü var. Şurada bankalar, firmalar diye bir başlık oluşturdum. Şurada da hafta ödeme toplamları var. O haftanın toplamlarını şuraya alıyor. Topla formülüyle. O haftanın bütün genel toplamını da buraya alıyor. G19 hücresine. Şurada da haftalık ödemelerin toplam ödemeye, toplam haftalık ödemeye olan oranı var. Tabii banka veya firma bazında. Düşünürsek. Mesela 140 bin lira dediği işte Garanti Bankası'nın o hafta toplam 140 bin lira ödememiz varmış. Toplam bütün haftalık ödemeleri oranı da %12'ymiş. Gibi bir şey yaptım buraya da. Yüzde formülü uyguladım. Şimdi burada da yine bu nakit akış aylık tablosundan faydalanacağız. Bu tabloyu hazırlarken. Burada da çok e-topla formülünden faydalanacağız. Niye? Şimdi bu e-topla biliyorsunuz demin söylediğim gibi tek kriterli bir toplam alıyordu. Bu tabloda bu işimize yaramıyor. Çünkü burada birden fazla kriterimiz var. Nedir onlar? Banka, firmalar ve vade tarihleri. O yüzden e-toplayı kullanamıyoruz burada. Çok e-toplayı kullanacağız. B4 hücresinden itibaren formülümü girmeye başlayacağım. Daha sonra sağ ve aşağı çekerek kontrolleri yaptıktan sonra tamamlayacağız.
eşittir diyelim. Çok E topla. Aralık toplamı diyor bakın. Zaten burada sizi yönlendiriyor. Aralık toplamımız nakit akış aylık sayfasındaki C sütunu olacak. Tutar toplamımız. Burayı da sabitleyelim. Şöyle. Evet. Sabitledik. Şimdi noktalı virgül diyelim. Ölçüt aralığı 1 diyor. Ölçüt aralığı 1 yine nakit akış aylık tablosundaki B sütunu olacak. O da banka satıcı sütunu. Bunu da seçtik. Ve F4'te sabitledik. Noktalı virgül diyelim. Öbür sayfaya geçince burayı referans aldığı için şurayı silmeyi unutmayın. Hata alırsınız formülünüzde. Evet, nakit akış aylık dedik. Ölçüt aralığımızı verdik. Ölçüt birimizi belirledik. Noktalı virgül. Şimdi ölçütümüzü yazıyoruz. O da şey olacak. Bu tablodaki nakit akış haftalık tablosundaki hangi ölçüte göre toplamalıyım diyor. Şuradaki A4 hücresine göre yalnız burayı ne yapacağız? Sabitleme yapmamız lazım. Sütunu sabitleyeceğiz. Sağ çekince kaymasın diye. Onun için de A'nın başına bir dolar işareti koyuyoruz. Noktalı virgül. Ölçüt aralığı ikimizi soruyor. Evet, buraya bir aralık girmemizi istiyor. O zaman yine nakit akış aylık sayfamızdaki D sütunundan faydalanacağız. Burayı da sabitleyelim F4 ile. Noktalı virgül. Şurayı siliyorum demin anlattığım sebeple. Evet. Şimdi en son olarak da ölçtüğümüz nakit akış haftalık tablomuz, yani bu tablodaki vade hücresinin en başındaki B2 hücresini seçiyoruz. Orada da satırı sabitlemem gerekiyor. Kaymayı önlemek için. Evet. Bu şekilde formülümüzde eğer hata yoksa doğru çalışacaktır. Bir Enter'a basalım. Doğru. Şu ana kadar. Sağa doğru çekelim. Şöyle bir de aşağı doğru çekeyim. Evet, bakalım. İlk halini aldı. Demek ki formülde bir hata yapmamışız. Şimdi şuradaki verilerle biraz oynayalım mesela. İşte şurayı 2024 diyelim. Bankasını değiştirelim. Rakamı büyütelim. İşte bugünün tarihini, yani bugün değil de işte 2 gün sonrasının tarihini yazalım. Bakalım tablomuz değişecek mi? Bakın tablomuz otomatik olarak değişti. Buradaki bankayı değiştirdim. Buraya bir ödeme koydum 20 Aralık Cuma günü. Şey pardon. Evet, 20 Aralık Cuma gününe. Bakın buradaki toplamlar da değişti. Otomatik o haftanın toplam rakamı da değişti. Yani böyle birbirine bağlantılı tablolar yapıp aslında formül olan hücreleri kilitlerseniz, ki onunla ilgili bir videom da var. Onu izleyebilirsiniz. Şuradan sayfayı koru diye. Yani bu sayfada herhangi seçtiğiniz hücreleri açık bırakıp diğer formül olanları da koruyabilirsiniz. Onu da gösteriyorum o videoda. Bu şekilde daha
bozmayacak güvenli sayfalarda elde edebilirsiniz. Basit bir tablo gibi gözükse de aslında günlük işlerinizde, haftalık nakit akışı programlarınızda bu tip basit tabloları kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler izlediğiniz için. İyi akşamlar.